Merhabalar gençler, iyi pazarlar. Gene bir olimpiyat sorusu hazırladım. 2020 yılında çıkmış bir çarpışma, itme momentum sorusu. Hemen başlayalım. M kütleli bir cisim var. V hızıyla 3M kütleli cisme çarpıyor. Bu cismi delip 9M kütleli cisme saplanıyor. Yani saplanıp bunlar birlikte hareket ediyorlar. Ve bu 9M kütleli cisimden 8L kadar uzakta şu diğer cisimle karşılaşıyorlar. O zaman ilk çarpışmada 3M kütleli cismi delip geçerken kaybolan enerji başlangıçtaki enerjinin kaç katıdır diye soruyor. Şimdi siz burada videoyu durdurup uğraşıyorsunuz. Ben soruyu silip şu alt tarafı silip başlıyorum. Videoyu durdurun. Direkt çözümü izlemenin dedi daha önce de söylediğim gibi bir mantığı yok. Şimdi bir kere İlk durum bu. M kütleli cisim 3M kütleli cisme çarpıyor. Sonra ikinci durum şu. Bu 3M kütleli cisim ve M kütleli cisim ayrı ayrı hızlarla hareket ediyorlar. Hatta bu adam V1 hızıyla hareket etsin. Şu V2 hızıyla hareket etsin. Sonra üçüncü durumda da bu bir zaman geçiyor. Tabii şunlar ilk başta aynı hizadaydı ama bu 3M kütleli cisim biraz yol aldı. 3M kütleli cisim hala V1 hızıyla hareket ediyor. M kütleli mermi de 9M kütleli mermiye şey cisme saplandı. Toplam kütleleri artık 10M. O zaman ortak hızları da V2 bölü 10 olmalı. Onu şuraya yazmama da gerek yok aslında ama M kütlesi V2 hızıyla geldi. 9M kütleli cisme saplandı. Toplam kütle 10m olduğuna göre ortak hız nedir? V2 bölü 10'dur. Tamam. Şimdi şu mesafe L'ydi ama burada da şu mesafe ilk başta L'ydi çarpışman bittiğinde. Ama 3m kütleli cisim de biraz yol aldı. Tamam. Ve nerede karşılaşmışlar? Şurada. Ne kadar uzakta demiştik? 8D uzakta demiştik. 8D uzakta karşılaşmışlar. Tamam. Şimdi buradan artık denklemi oluşturmaya başlayalım. Şimdi ilk baştaki V'ye ben bir bulaşmayayım. Hani ilk çarpışmayla V ve V1, V2 arasında bir ilişki kuracağım. Ama o bir dura koysun. Ben şu V1, V2'yi bir tanımlayayım. Hatta şu M kütleli cisim V2 hızıyla buradan buraya geldi. Sonra bu V2 bölü 10 hızıyla buradan buraya geldi. Şimdi süreleri ben buradan bulabilirim. Yani x eşittir v2 hızıyla t1 süre diyelim. Burada da 8n yol alıyor. V2 bölü 10 hızıyla süresini t2 diyeyim. Hatta bunun karşı tarafı attığımda 80 oluyor. Yani ben şuna t dersem şuna 80t diyeceğim. Tamam. Evet. Şimdi o zaman ne olmuş oldu hatta? L eşittir V2 çarpı T gibi bir eşitliğimiz olmuş oldu. Değil mi? Peki V1'i buradan nasıl tanımlayacağız? V1'in aldığı yol şu. Bu kadar yol almıştı. Bu kadar yol almıştı. Hatta o 3M kütlesi V1 hızıyla başlangıçtan itibaren neticede şuraya gitti, değil mi? Yani 3M kütlesi V1 hızıyla 9L yol aldı. 9 kırmızı alayım. 9L yol aldı. V1 hızıyla ve süresi de ilk süreyle ikinci sürenin toplamı olan 81T. Şimdi buradan ben V1'i de tanımladım artık. Yani V2 dediğim şey L bölü T idi. V1 dediğim şey de 9L bölü 81T'den L bölü 9T'ydi. Yani şuna V dersem şuna 9V diyeceğim. Yalnız şu hikayeyi biraz hızlı yaptığım gibi oldu. Çok denkleme bulaşmak istemedim. Şöyle söylüyorum. Bir daha alalım. M kütleli cisim bir buradan buraya geldi. X eşittir VT'yi M kütleli cisim için yazdım. L yolunu aldı. V2 hızıyla T1 sürede. Sonra yapıştıklarında 10M kütlesi de buradan buraya gelmiş. X eşittir VT'sini yazdım. 8D eşittir. V2T'den V2T2'den T1 ve T2 arasındaki ilişkiyi kurdum. Sonra şu cisim için
Ya önce T1 sürede buraya gelmişti. Sonra T2 sürede buraya geldi demek yerine başlangıçtan itibaren T1 artı T2 süre geçti dedim. E tamam, şimdi o zaman bizim meselemiz kalmadı. Yani bu şu ilk çarpışmayı ele alırsam, ilk çarpışmada önce şurada bir M kütleli bir mermi vardı. Bir hızla geldi. Ona V demeyelim artık. Çünkü V'leri başka türlü tanımladık. V0 diyelim atıyorum. 3 M kütleli cisim durgundu. Çarpıştıktan sonra 3 M kütleli cismin hızına V1 demiştik. Hatta V1'i de V olarak tanımladık. Mermi de 9V ile fırladı. E o halde şimdi enerjilerine bakarken 3M kütleli cismin enerjisine 1 bölü 2 3MV kare E diyelim. Hatta 3E diyelim. Merminin enerjisine 1 bölü 2 M çarpı 9V kareye, 9V'nin karesine 81E diyelim. Yani bunlar çarpışmadan sonra bu cisimlerin enerjileri. Peki hocam, çarpışmadan önceki hızı neydi bu adamın? İlk momentum, son momentum eşitliğini yazalım şurada. Yani şuraya yazayım. M kütlesi V0 ile geldi. 3M kütlesi V ile gitti. M kütlesi 9V ile gitti. Yani V0 dediğim 12V oldu. İlk hızı 12V. Şurası 12V. E o zaman bunun 1 bölü 2 mv karesi ne oldu? Onun da 1 bölü 2 mv karesi 144E oldu. Tamam. Şimdi kardeşim, bu çarpışmadan öncesinde 144 E vardı. Çarpışmadan sonrasında 84 E vardı. Aradaki fark, kaybolan enerji sürtünmeye falan gitti. Yani 60 E mi kayboldu? E o halde kaybolan enerji ve ilk baştaki enerjinin kaçta kaçıdır diyor. Oranlarsan burada 60 bölü 144 12'ye bölsen 5 bölü 12 kalır ve cevaba ulaşırız. Şimdi şu programı kullanmasını çok öğrenemediğim için biraz dağınık çözüyorum sanırım soruyu, ama umarım anlaşılmıştır. Zaten tekrar etme imkanı da var, geri alma imkanı da var. Mesele buydu. Şimdi tabii biz bunu izlediğimizde veya ben çözerken, evet gayet kolay bir soru gibi oluyor, ama ben ilk başta uğraşırken bir sürü hata yaptım, yanlış tanımlamalar yaptım. O yüzden vakit kaybettim. En son bu yolla çözünce tamam, kolaymış. O yüzden ona alışana kadar olimpiyat sorularıyla uğraşmak gerekiyor. Ve acele etmemek gerekiyor olimpiyat sorularında. Doğru strateji oluşturduktan sonra çıkıyorlar. Görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.